Scroll.com.tr'den herkese merhaba arkadaşlar, ben İlkay Zaman. Evet, elimizde iPhone SE var. Bildiğiniz gibi Apple'ın aslında iPhone 5 ve 5S kasasının üzerine yeni özellikler ekleyerek piyasaya sürdüğü bir varyasyonu. Şimdi ben bunu biraz yırtmıştım zaten, kutusundan çıkartmaya başlayalım. Evet, bendeki Rose Gold olan renk, 64 GB kapasiteli olan, gördüğünüz gibi bildiğimiz iPhone 5 ve 5S'in aynı kasası, 4 inç. Şöyle hatta açayım da telefonu aynı zamanda. Evet, o bir anda açılı dursun, kutusundan neler çıkıyor onları göstereyim size diyeceğim ama tahmin edeceğiniz gibi kutusundan bir adet kulaklık çıkıyor, şarj adaptörü çıkıyor ve de kablosu çıkıyor. Zaten Apple'la ilgili çok da fazla bir kutudan beklenti olması enteresan olurdu. Onun dışında burada hemen göstereyim. İğne çıkıyor yine aynı şekilde sim kart yuvasını açmak için. Burada da stickerlar ve de kullanım kılavuzları gibi şeyler var. Şimdi gelelim telefona. Hello demiş. Hello diyelim. Evet, şu anda sim kart takmadım henüz. O yüzden sim kart soruyor. Güzel Türkçemizi bulalım burada. Şimdi ürünün güzel tarafı şu arkadaşlar. Ürün 6S'lerle aynı özelliklere sahip. Yani arka tarafında 12 megapiksellik bir kamera var. Çift tonlu flaşı bulunuyor. Ondan sonra A9 işlemciye sahip, çok performanslı M9 hareket işlemcisine sahip aynı zamanda. Güzel tarafı 4 inç olması, yani küçük telefon isteyenler için tam böyle avuç içinde kullanacak Palm dediğimiz bu ideal avuç içi cihaz diyebilirim. Aynı zamanda 113 gram, çok hafif, gerçekten çok hafif. Yani ben 5'imi ya da 5S'imi çok seviyorum ama artık çok yavaşladı, ben kesinlikle böyle bir telefon istiyorum diyorsanız tavsiye ederim. Ama ben mesela büyük ekran seviyorum. Plus olanları daha çok seviyorum. Çünkü büyük ekranda daha rahat ettiğimi düşünüyorum. Bu arada şöyle aşağı doğru gideceğiz. Türkiye'yi bulacağız. Bulduk. Evet. Devam edeyim istiyorsanız. Ekrandan bahsetmiştik. 4 inç bir ekranı var dedik. Bu ekranda 1036x640 çözünürlük sunuyor. Çok da fazla bilgi vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten bununla ilgili detaylı bir incelememiz olacak. Şuradan geri diyelim. Bir Wi-Fi'ya da seçmesek olmuyor mu yani, onu da anlamadım ama neyse. Daha fazla Wi-Fi falan filan demiş. Yani illa bir şey seçtirecek. Hadi şunu seçelim. Oradan devam edelim. Touch ID bulunuyor aynı zamanda. Parmak izini okuyabiliyorsunuz. Dediğim gibi 6S'deki bütün özellikleri size sunuyor. 6S'lerdeki ya da 6S Plus'taki. Ama 3D Touch özelliği yok mesela. Onu da söyleyeyim. 3D Touch özelliği de olmadığı için artık yani bunu kurmaya gerek yok. Şu anda tamam diyelim. Zaten az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Dediğim gibi baştan başla diyelim. Hello ekranına geri dönelim. Çok da gerek yok. Dediğim gibi çok fazla bir farklılık yok. Sadece 5 ve 5 S'ten farkı. Şu kenarlardaki kesimlerin biraz farkı. Apple logosunun artık farklı bir şekilde oluşturuluyor olması. Ve 6S'teki bütün özelliklere sahip olması. Ürünün fiyatı da 1999 TL arkadaşlar. 64 GB olan biraz daha pahalı bildiğim kadarıyla. Ama onun dışındaki özelliklerini ve bütün detaylarını size daha sonra geniş incelemesine, detaylı incelemesine sunuyor olacağız. Apple iPhone SE'nin kendisi ve kutusu bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.